Giresun Göreleli Ahmet Kaçar şairimizi anmak ve onun hayatını anlatmış olduğum eseri sizlere tanıtmak için bugün buradayız. Yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu benim günüm değil, bu Giresun'un kültür adamının anma günü. Ve Giresun kültür sanat severlerini de burada görmekten çok mutluyum. Sınav olması sebebiyle gecikecek olan arkadaşlar var ama sizleri bekletmemek için biz açılışımızı yapalım diyoruz. Kurdele kesmek için de siz kıymetli misafirlerimizi, sevgili Tolga Başkanım, Kemal Gülgenci Müdürümüz, sevgili Müzik Cemiyeti Başkanımız Muammer Usta burada. Onları davet ediyorum. Kurdele'yi kesip ondan sonra içeriye geçin. Her yıl biz onun anmasını yaptık, hiç unutmadık ama bu yıl maalesef siyaset ve seçim arifesinde çok yoğunluk vardı. O arada kardeş olmasın dedik, rahat bir şekilde, hem biraz rahatlamış oluruz diye düşündük. Anma törenini bugüne bıraktık. Yapmış olduğum çalışmadan da kısaca bahsedeceğim. Çok gün çok gece önce ve asırlar sonra bu söz benim değil, Ahmet Kaçar'ın kendisini tanımladığı çok gün çok gece önce ve asırlar sonra diye bir dizesi var. Kitabın ön sözünde de göreceksiniz zaten. Kaçar çok gün çok gece önce ve asırlar sonra da bizimle birlikte yaşayacak. Yaşamasına vesile olabilmek için ben onun adına kaynak edebilecek bir eser yapmaya çalıştım. Bundan sonra Ahmet Kaçar'ı araştırmak isteyenler de bu eserin içinde onun hayatı, Türk edebiyatındaki yeri neresi, Ahmet Kaçar'ın şiirlerinin özelliği nelerdi bunları bulabilecekler. Zaman yetecek. Ama huzurlarınızı öncelikle sevgili eşim Ali Durgun'a çok teşekkür ediyorum. 2006 yılından itibaren Ahmet Kaçar'la yapmış olduğum röportajları bizler kayıt altına alıp arşiv oluşturan oldum. Aslında onu oluşturmuş olduğum arşivi ben yazıya görmüş oldum. Ve böyle bir eser çıkarttık. Ve huzurlarınızda yine sevgili Tolga Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. İsterdim ki Görele Belediyesi burada olsun. Ama o göreveyi temsil eden yine burada bizim gönlümüzün başkanı. Çünkü Ahmet Kaçar sadece benim değil, özellikle yörelerin bir değeri ve temsilen yine buradalar. Sevgili Seyfullah Hocam burada, Kültür Müdürümüz Muammer Usta Beyefendi, Boski Cemiyet Başkanı. Benim eskiden tanıdığım bütün güzel dostlarım burada. Yörelerin değil, Giresun değil, belki de Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi. Ben çocukluğumdan beri kendisini tanıyorum. Kendisi şair, besteker ve güfte yazarıydı. Çok duygusal ama bir o kadar da çok zeki bir insandı. Hem rahmetli dedemin hem rahmetli babamın arkadaşıydı. Sanata ve şiirin ailesi halk edebiyatının sözü geleneğiyle arkasında gelişmiştir. Henüz ilkokul 5. sınıf öğrencisiyken Türkiye Çocuk Ezebimi Kurumu'nun ülke genelinde dağıtılan Çocuk Dağıtı dergisinde Sonbahar isimli şiiri yayınlanmıştır. Bunun ilçesini tamamlayan Ahmet Kaçar, 1953 yılında Eylül Tapu Seçim Müdürlüğü'nde tapu memuru olarak göreve başlamıştır. Memuriyete aynı yıllarda Karadeniz turnesine çıkan Perihan Altındağ sözleri dinlemek üzere Trabzon'a giden Kaçar, burada ünlü bestekar ve klarnet virtüözü Şükrü Tunar'la tanışır. Bu tanışma, güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Türk müziği klasikleri arasında yer alacak olan şarkılarını da beraberinde getirir. Zeki Müren başta olmak üzere dönemin en ünlü sanatçılarının sesiyle Umut Bey'in kalbindeki hicranla yalnız kalayım, anlar ömrümce gönül giden sevgililerim, dinleyecek sanma bir gün kalbim. Nisan yağmurlarında tek uçmaya alışan, dokunması imkansız bir kuştu bana yıllar. Ayrılırken bir şeyler söylemeye çalışan, duyguları yetersiz, sarhoş dumanlar. Bulunmadı sanıklar saklandığı boğukta, sahte çıktı suların parmak izi boğukta. Korumaya alınmış 100 derece soğukta, donduğum an yanmayı şart koştu bana yıllar. Şart koştu bana yıllar. Belki bir gün yitirim korkusuna, üşütücü sıcaklar çölde kutun kuzuna. Oysa sonsuz
da köşeli karanlığın hep loş duvarlar, hep loş duvarlar. Böyle yağların kışın bir avuç toprağına, kırık zeytin dalları son defne yaprağına, uçurumlar dibinden mahşerde surlarına çıkılması öyle zor, yokuş duvarı yıllar, yokuş duvarı yıllar.